Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 3-4 yıl önce de bir kere çektiğim bir videoyu tekrardan çekiyorum. Doğum günü hediyelerim videosu. Burada şu an gördüğünüz hediyelerin çoğu anne ve babamın aldığı hediyeler. Bir iki tane de arkadaşlarımdan gelen hediyeler var. Şimdi de sizlerle birlikte bu hediyeleri ilk defa açacağız. Gördüğünüz gibi hepsi kapalı kutusu içerisinde. Ben daha bunları hiçbir şekilde açmadım. Umarım çok güzel şeylerdir diyeceğim. Zaten şunu gördüm. Dyson yazısı ve mess oldum. Dyson aylardır istiyordum ve annemle babamın sürekli kafasının etini yiyordum. Dyson istiyorum, Dyson istiyorum diye. Sonunda almışlar. Zaten bu kutuyu gördüğüm an çığlık attım. Ama hiç açma fırsatım olmadı. Sizinle birlikte açacağız. İsterseniz Dyson'la ilgili belki ayrı bir video çekerim ama şimdi sizlerle birlikte bütün doğum günü hediyelerini açacağız. İlk olarak küçükle başlıyorum. Yine bir tane daha gördüğüm bir hediye var. Diğer hiçbirini görmedim. Bu AirPods'u doğum günü vlogunda görmüşsünüzdür. Babam bana böyle uzattı doğum günümde. Ben şok oldum. O gün gördüm bunu ama hiç açmadım. Şimdi sizinle birlikte açacağız. Böyle bir AirPods arkadaşlar. Üçüncü nesil. Benim AirPods'um kaybolmuştu. Neden kaybolmuştu? Otelde çalmışlardı. Ve AirPods'a ihtiyacım vardı gerçekten. Edit yaparken, müzik dinlerken. Çok güzel. Şuna bakın. Bakar mısınız? Bu kamera netliyor mu bilmiyorum ama. Çok güzel. İlk defa açtım sizinle birlikte. Bir de bunun kablosuz şarj özelliği varmış. Arkadaşlar mükemmel. Çok mutluyum şu an. Şarjı yok ama bakın. Bunu telefonuma bağlattırmam lazım. Daha hiç kullanmadım. İlk defa açtım. Görünümü falan çok güzel. Benim eski AirPods'um çok eskiydi. 2018-2019 yılında almıştım. Artık zaten çalışmamaya başlamıştı ve çalındı. Otelde şortumun içinden çalındı. Hatta şortumu da alıp götürmüş kim aldıysa. Sonra AirPods'umu bul uygulamasından baktım. Ama asla hiçbir yerde bulamadım. Otelde öyle kayboldu. Belki de yıkama yaptılar havluda var diye. Bunu şimdi ben kenara koyuyorum. Çok güzel bir hediye. Bir de bu AirPods'a bir tane kılıf almış anne babam. Onu da göstereyim. O da şöyle. Çok tatlı. Böyle kutusu da böyle. Bakın. Aa, açamıyorum. Açıl. Açılsana. Aa. Sonunda yırtmak zorunda kaldım. Çünkü açılmadı arkadaşlar. Hala açılmıyor bu. Şaka mı? Heh, açtım. Evet, AirPods'uma bir de şöyle aşırı tatlı bir kılıf almışlar. Gerçekten çok ince bir düşünce. Bu arada AirPods almayı annem akıl etmiş. Sonra babam da almış. Böyle bu da kılıfı. Böyle ses çıkartıyor, çok tatlı. Bunları şimdi ben kaldırıyorum. Şöyle kenara koyalım. Bunları açtık. Devam ediyoruz. Buradaki çiçeğimi arkadaşım aldı arkadaşlar. Bunu da koymak istedim buraya böyle görsellik açısından. Sonra Victoria's Secret'ten bir kutu var. Bunun gerçekten ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Parfüm olabileceğini düşünüyorum. Parfüm dışında aklıma bir şey gerçekten gelmiyor. Hadi açalım birlikte görelim demiş. Bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Oha! Arkadaşlar! Şu an şoktayım. Şu an gerçekten şoktayım. İnanmıyorum ya. Aylardır, bakın yine aylardır istediğim ve anneme söylediğim kartlık. Hep güzel bir kartlığım olsun istiyordum. Çünkü ben cüzdan çok kullanmıyorum. Yani şöyle kartlık kullanıyorum. Genelde kredi kartıyla ödeme yaptığım için nakit çok bulundurmuyorum yanımda. Ama şuna bakın. İçine para koyuyorsun, dışına da kartlarını koyuyorsun. Bence çok güzel. Gerçekten bayıldım. Yakından göstereyim. Bu da böyle arkadaşlar. Bence gerçekten çok güzel. Evet, bu kartlığı da gerçekten çok sevdim. Çok güzel bir kart. Çok beğendim. Yani direkt kullanmaya başlayacağım. Çok ihtiyacım vardı. Hiç cüzdanım yoktu. Cüzdanım vardı ama kartlığım yoktu. O yüzden bayağı iyi oldu bu. Bunu da böyle kutusuyla birlikte kenara koyuyorum. Ve Pandora'dan devam etmek istiyorum. Pandora'dan da ne aldıklarını bilmiyorum. Charm olabileceğini düşünüyorum. Ama daha geçen günlerde charm almıştım. O yüzden belki de charm değildir. İlk defa sizinle birlikte açacağım. Bu bileklik kutusu. Ama bilekliğim var benim. O zaman zincir bir ya da böyle kalpli bilekliklerden falan almış olabilirler. Siz iyi ki siz görün. Arkadaşlar çok güzel bir bileklik de. Arkadaşlar çok güzel bir bileklik ama tıpatıp aynısı arkadaşımda var. Arkadaşım bana kesin küfür edecek.
bakın. Yıldızlı bir bileklik zincir. Ben böyle zincirleri çok seviyorum. Bir de şu ara hep gümüş şeyler kullandığım için çok güzel. Evet arkadaşlar, bu bilekliğe de bayıldım. Direkt takmak istiyorum ama kendime takamayabilirim ben bunu. Takamıyorum. Bir saniye. Bunu hemen takacağım. Şu an kendime takamıyorum arkadaşlar ama bakın görünümü bu şekilde. Durum gösteremedim. Aa! Bakın arkadaşlar şu an takamadım ama görünümü bu şekilde, inşallah görüyorsunuzdur. Bunu kenara koyuyorum. Daha sonrasında anne ya da babama taktırırım. Çok güzel bir hediye. Yine çok beğendim. Bayıldım. Ya bu kamera niye yamuk duruyor canım benim? Evet, bilekliği de açtıktan sonra devam ediyoruz. Bunların hepsini açtık. Şimdi sıra Sephora'da olsun. Sephora'ya geçiyoruz. Sephora'dan da ne aldıklarını bilmiyorum. Şimdi Sephora'daki hediyemi açıyoruz. Bir tane tester var. Böyle concealer testeri. Bana bu daha önce gelmişti. Güzel bir set. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Ay şu an ağlayacağım. Şakasız ağlayacağım. Bakın aylar değil. Gerçekten yıllardır istediğim bir allık vardı. Dior Rosy Gold. Rosy Pink mi ne? Rosy Glow adındaki bu allık. Görmüşsünüzdür, TikTok'ta bir ara o kadar viral oldu ki herkesin, ama herkesin keşfetine çıkmıştır. Ben bunu aylarca aradım. Ama hiçbir şekilde ne Sephora'nın, ne Beymen'in, ne Boyner'in hiçbir yerde stoğu yoktu. Ve yani ilk defa şu an karşımda görüyorum. Aşırı mutlu oldum. Bunun özelliği birçok ünlünün ve influencer'ın kullanması ve onlar kullandığı için hiçbir şekilde böyle stoğu yoktu. Ama şu tatlılığa bakın, görünümü gerçekten mükemmel. Yine ve yine aşırı beğendiğim bir hediye oldu. Çok mutluyum gerçekten. Rengi de çok güzel. Şöyle rengini de swatchlayayım. Bakın rengi de böyle. Aynana bakayım. Rengi tam bir bebek allığı. Yani bebek pembesi bir renk. Çok beğendim gerçekten. Şu an biraz bozdum ama gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım. 10'da 10. En beğendiğim hediyelerden biri bu şu anda. Evet, devam ediyoruz. Şimdi geriye burada Bershka var. Bershka'ya canım. Bershka'dan ne aldıklarını tahmin etmek çok zor değil. Büyük ihtimalle crop tarzı bir şey almışlardır diyorum ki hediye fişi çıktı ve crop çıktı. Bakın arkadaşlar, çok tatlı bir crop çıktı. Böyle ben basic şeyleri şu ara çok seviyorum. Bu da böyle dar ve hani vücuda yapışabilecek bir crop. O yüzden çok beğendim. Bence yine çok tatlı bir hediye. Ben çok beğendim. Her zaman giyebileceğim, her şeyin üstüne kombinleyebileceğim bir crop. Şimdi bir tane Bath & Body Works'tan bir poşet var. Ya çok tatlı, kutusuna bakın. Buradan da bir tane body mist almışlar. Açıyoruz. Kokusu nasıl acaba? Çiçekli. Ben çiçekli kokuları severim ama bazılarını sevmem. İnşallah güzeldir. Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda kokladığım en iyi çiçeksi koku. Ve eskiden kullandığım bir body mist'e çok benziyor. Dehşet beğendim. Gerçekten kokusu çok güzel. Bildiğiniz çiçek, hani çiçeği almışlar içine koymuşlar gibi kokuyor. Eğer hadi siz de body mist falan almayı düşünüyorsanız kesinlikle çok güzel. Hediye paketi falan da çok tatlıydı. Bunu da dehşet beğendim. Sonrasında arkadaşlar bir tane arkadaşımın aldığı bir hediye var. Bunu da göstermek istedim. Bunu gördüm bu arada. Açtım daha önce. MAC'ten böyle bir maskara. Bu da çok güzel. Çok teşekkür ederim buradan arkadaşıma. Şöyle. Bu da zaten yine viral olan, hani çok beğenilen bir makyaj ürünüydü. O yüzden bunu da bayağı beğendim yani. Bakın. Kutusu da çok tatlı. Teşekkür ederim durum. Bunu da kenara koyuyorum. Ve devam ediyorum. Bunu hiç açmadım. Burada da bir tane annemin kuzeninin karısından gelen bir hediye var. Yani benim yengem oluyor galiba. H&M'den bir şey var. Ya! Arkadaşlar bu da çok tatlı. Çok tatlı bir sweatshirt var ve
gerçekten benim zevkime çok uygun. Bakın hani böyle hoodie, gri bir hoodie. Ben böyle basic şeyleri çok seviyorum. Beni tanıyanlar bilir. Her şeyle kombinleyeceğim, rengi çok uyan şeyleri çok seviyorum. Bunu da çok sevdim. Gri ayakkabılarımla falan çok güzel kombinleyebilir. Çok teşekkür ederim buradan izliyorsan yengeme. İşte büyük an geldi arkadaşlar. Benim en heyecanlı olduğum hediye bu. Aa, çıkmıyor. Nasıl çıkacak bu? Aa, bu kutu açık. Arkadaşlar yemin ederim hiç açmadım ama burası böyleydi. Nedenini bilmiyorum. Açıyoruz. Bakın. Benim istediğim renk buydu bu arada. Aylardır bu rengi rüyalarımda artık görüyordum. Hani sayıklıyordum. Çık. Çık çabuk. Çabuk çık. Elim ayağım titriyor. Çabuk çık. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız? Çok güzel. Hadi açalım yanımıza. Gerçekten sabırsızlanıyorum artık. Her tarafı kapalı. Çok güzel. Bu mor renk mi, mavi renk mi bilmiyorum ama zaten bu rengi istiyordum. Zaten sadece bu ve altın rengi var diye biliyorum şu an sadece. Allah'ım. Oha! SC yazdırmışlar bakın. Bundan haberim yoktu. Ay düşme dur. Şuna bakın arkadaşlar. Ben de TikTok'ta gördüm. Böyle harf yazdırabiliyorsun baş harflerini. İki ya da üç harfli ya da tek harf yazdırabiliyorsun. En fazla üç harf yazdırabiliyordun. SC yazdırmışlar. Yani Ecrin, Su, Çoban. Çok güzel. Netliyor mu kamera bilmiyorum ama. Gerçekten aşırı mutlu oldum. Ben Dyson'ı kullanmamla ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum. Burada böyle paketi çıkıyor vesaire. Burada ilk defa sizinle açıyorum. Başlıklarını göstereceğim. İlk olarak düzleştirme başlığı var. Bunu böyle duştan sonra ıslak saçınıza şu şekilde uyguluyorsunuz. Dyson çoğu insan benim kafamda işe yaramadı diyor. Ama bence bana işe yarayacak. Böyle bir başlık var. Sonra bir tane elektrik giderici ve kurutmak için olan bir başlık var. Ben yüzlerce Dyson videosu izlediğim için oradan biliyorum. Sonra bir tane daha düzleştirme başlığı var. Bunun ikisi arasındaki farkı anlayamadım tam. Bu ikisi de düzleştirmek, taramak için yani fön çekmede kullanabileceğiniz başlıklar. Çöbiş, sakin ol. Şöyle şu şekilde. Bence yine çok güzel. Ve sonrasında makinamız var. Makinamız ve fişli bir şekilde geliyor. Çok karmaşık. Böyle bir ay çok güzel, şuna bakın. Bu soğuk ve sıcak olarak ayrılıyor. Ya soğukta ya da sıcakta saçınızı yapabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi aylardır Dyson istediğim için bir sürü özelliğini zaten biliyorum videolardan. Birkaç tane daha başlığı var. Bir tane fön başlığı var. Bununla kırık ya da düz fön çekebilirsiniz. Bu da çok kullanışlı bence. Sonra iki tane daha başlığı var. Ay bunları da açayım. Bunlar da maş olması gerekiyor. Ay. Anne baba. Burayı inşallah görmezsiniz. Ay çıksana. Ayol. Çık. Çık dedim. Bayağı güzel bakın. İnşallah bunu becerebilirim Allah'ım. Şöyle bir başlık var. Bunu öğrenmem çok uzun sürecek gibime geliyor. Bir de kalın bir başlık olması gerek. Bakalım. Başka başlık yok değil mi? Yok. Kullanım kılavuzu var bu arada. Burada tarağı var. Tarağını açmaya gerek yok. Oha! Tavşanım kafesten kaçtı şu an. Tavşan gir oraya. Parçaladım resmen. Resmen parçaladım. Burada da ince başlık var. O zaman bu kalın başlıkmış arkadaşlar. Bu kalın başlık, bu ince başlık. Yani bu böyle daha kalın bukleler için. Bu daha ince, daha su dalgası gibi olan bukleler için. Bence çok güzel. İçinden böyle şu tarz boncuklar çıktı. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Başka da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Dediğim gibi kullanım kılavuzu vesaire vesaire. Böyle içindeki şu aparat var. Başka da bir şey yok. Koyalım bunu. Ama gerçekten rengine ve diğer bütün şeylere aşık oldum. Bunu böyle takıyorsun. Bakın nasıl çok güzel taktım şu an. Sonra çıkarıyorsun. Takıyorsun, çıkarıyorsun.
ve şu şekilde saçımı dolayacağım. İnşallah becerebilirim. Gerçekten genelde insanlar bunu iade ediyor yapamadıkları için saçına. Ama ben yapabileceğimden umutluyum. Böylelikle galiba bütün hediyelerimi açmış bulmaktayım. Şunlar çünkü boş poşette. Şu balonları koymak için yapmıştım. Çok şey. Ay yakalayamadım. Böylelikle arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu kapatıyorum ve hemen dışarı çıkacağım birazdan. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Umarım bu hediyelerin daha güzelleri sizin olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki yorumlar kısmından ne tarz videolar istiyorsanız bahsetmeyi unutmayın. Umarım siz de hediyelerimi beğenmişsinizdir. Hepinizi çok çok öpüyorum. Dyson'la ilgili belki ayrı bir video çekebilirim. Bunun için de yorumlardan isteklerinizi yazın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.